Üç küçük pandadan herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta tanışma videosuyla sizlerle buluşmuştuk. Bugün ise başka bir konuyla yine sizlerin karşısına çıktık. Bugünkü konumuz aldığımız çekmek aramanın bize maliyeti ne kadar oldu? Tabii bu herkesin merak ettiği bir konu. Biraz buna açıklama getirelim istedik. Bu açıklamayı getirirken de bizim yaptığımız bu harcamanın Şubat ayı ekonomisine göre olduğunu bilmenizde fayda var. Yani biz bütün bu aldıklarımızı Şubat ayı içerisinde yaptık ve Şubat'tan günümüze geldiğimiz zaman yaklaşık 1-1,5 aylık bir zaman dilimi geçti ve malum hem Türkiye gerçekleri hem de dünya ekonomilerindeki dalgalanmalardan ötürü ciddi bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldık ve bu da ister istemez fiyatlara yansıdı. Biz bu yansımaları bir kenara bırakalım. Ve aldığımız karavan bize ne kadar mal oldu? Hemen onu açıklayayım sizlere. Aldığımız karavan standart donanımlarıyla beraber 139.000 TL. Bizim eklettiğimiz güneş enerji paneli ve tente var. Güneş enerji paneli 1.000 euro. Aldığımız dönemdeki kur geçerli olacak burada. Onu ortalama bir fiyat vereceğim. Tente de 2.500 TL. Ve ekletmek istediğimiz bir opsiyonel donanım daha var. O da Webasto. Bu opsiyonları da karavanın fiyatına eklersek eğer 1.000 Euro'dan 20.000 TL güneş enerjisine diyelim. 2.500 TL tente, 22.500. 7.000 lira da Webasto dersek yaklaşık 29.500 TL'lik bir opsiyonel donanım ücreti ortaya çıkıyor. Karavanla beraber bu yaklaşık 168.500 lira yapıyor. Bu sadece çekme karavanın standart donanımlara ek bir de opsiyonel donanımlarla beraber ki ulaştığı fiyat. Çekme karavanımızın fiyatı 168.500 TL dedik. Bir de bunun bir diğer maliyet olan çeki demiri. Çeki demirinin montajı, projesi ve malzemeleri 6.000 TL. Biz 5.750 TL'lik bir teklif de aldık. 6.250 TL'lik bir teklif de aldık. Ama biz oraya karar verdiğimiz için oradan yaptık. Taktırdıktan sonra TSE'nin araç kontrol merkezine 1.535 TL'lik bir harç yatırdık. Oradan sonra da ruhsatı işlettiğimiz yer olan notereye ise 720 lira verdik. Yani buradan da toplam 8.250 TL'lik bir maliyet oluştu. Karavan fiyatına da bunu eklersek yaklaşık 176.750 yani 177.000 TL'ye yuvarlayacağımız bir meblağ ortaya çıktı. Burada değişken faktörler karavanınıza ekleyeceğiniz opsiyonel donanımlardır. Bir de şunu belirtmek gerekir. Çeki demiri 3 aşağı 5 yukarı yani doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerde hemen hemen aynıdır. Yani hiçbir zaman 5.000 TL'yi de yapamazsınız. Ama bu 10.000 TL'yi de görmez. Çeki demirine bir parantez açacak olursak biz 7 pinli bir çeki demiri taktırdık. 7 pinli nedir? Sadece aracımızla çekme karavan arasındaki sinyalizasyon sistemidir. Yani sağ sol sinyaller, işte fren sinyali ve dörtlüler. Bunun dışında bir de 13 pinli olan bir çeki demir modeli var. Bu ise araçtan çekme karavana direkt elektrik bağlantısının olduğu bir çeki demiri türü. Burada fiyat hemen hemen %80, %90 ikiye katlıyor diyebiliriz. Yani 13-14 bin TL'leri görür. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu bilgiler doğrultusunda Şubat ayını geride bıraktık. Hemen hemen Mart'ın da artık sonuna geliyoruz. Bu video yayında olduğu zaman muhtemelen Ekinoks'tayız. 21 Mart. Bir diğer Ekinoks 23 Eylül. Yani gece gündüz eşitliği bugünden itibaren. Gündüzler gecelerden daha uzun süre olacak. Ne diyorduk? Ne diyorduk ya? İnşallah gelecek aklımıza. Dur. Birkaç saniye durayım. Gelmiyor. Gelecek. Heh, geldi şimdi. Para olunca malum gelmiyor. Dedik ki hani Şubat ayında aldık ki biz. Şimdi Mart'ı da deviriyoruz. Nisan'da atıyorum bir sipariş vermeye kalktık. Siz bu 177.000 TL'nin üzerine minimum %20, %30 koyun derim. Hatta bunun teslim alma süreleri de çok fazla ileriye gitmeye başladı. Şu an bizim aldığımız
Güney Karavan. Şu an yaptırmak istersen Ağustos, Eylül aylarında teslimat günü veriyor. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun ve her ay üstüne koyacak bu belli. Malum ülkemizde bir seçim dönemi başlıyor ve bu tamamen belirsizlik demek. Zaten yapısal ve siyasal altyapı sorunlarımız da mevcut. Onun için bu yola girecekseniz eğer bugünlerde bütçenizi ayarlayıp en uygun karavan firmasından almak istediğiniz karavanı seçin. Bundan da bahsettikten sonra hemen bir çekidemirimize bakalım. Minik yavrumuzla bugün çekidemirine baktık. Çok hevesli. Tatile gitmeyi çok istiyor. Yüzmeye bayılıyor. Bayılırım kelimesini kullanmaya da bayılıyor bu arada. Bayılıyım, bayılıyım diyerek. Video bu kadar. Yine bizi desteklemek için abone olabilirsiniz. Sorularınız ve yorumlarınız da aşağıdaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar. İyi kalın, sağlıcakla kalın. Işık. Çiçek açmış. Bizim gölgemiz nerede? Gölgelerimiz var. Benim gölgem burada. Senin gölgen burada. Evet ya, dalında gölgesi var. Hadi gidelim, gel. Yürüyelim, arabamızı bulacağız. Bana. Gölgemiz de bizi takip ediyor. Koşuyor mu? Ayağın oraya mı takıldı? Hadi gel gel, çık da gel. Bak, rüzgar çok esiyor. Gidelim buradan, kurtaralım kendimizi. Hadi bizim arabamızı bul bakalım, nerede? Göster bana. Burada. Bu arabanın rengi ne? Çekidemirimiz nerede bizim? Orayı bırak. Çekidemiri nerede? Evet. Peki biz bu çekidemiriyle ne yapacağız? Karavanı bağlayacağız. Karavanla peki nereye gideceğiz? Oo, tatilde. Aa. Tatilde ne yapacağız? Aa, nasıl yüzeceksin sen? Oo, balıklar gibi mi? Balıklar nasıl yüzüyor? Sen balık mısın? Ne balığısın sen? Orası arkası. Boş ver orayı. Çekidemirini bir daha göster bakalım. Nerede çekidemiri? Güzel mi çekidemiri?